Milattan sonra 79 yılında İtalya yarımadasında bulunan Napoli şehri yakınlarındaki Vezüv volkanının patlaması sonucu Pompei adı verilen yerde büyük bir felaket yaşanmıştır. Volkanik kül ve dumandan zehirlenen ya da yanarak ölen insanlar büyük bir trajedinin ortasında kalmıştır. Yaklaşık 2000 insanın bu patlamada hayatını kaybettiği ve diğer insanların da limana ulaşarak kurtulmayı başardığı tahmin edilmektedir. Patlamadan sonra Pompei şehri tamamen kül ve volkanik tüf altında kaldı. 1500 yıl boyunca küllerin altında saklı kalan şehir ancak 1599 yılında İtalyan mimar Domenico Fontana'nın su tüneli kazması sırası da şehre rastlamasıyla keşfedilebildi. Ama bu sefer sadece keşfedilmekle kaldı. Şehirdeki kazı çalışmaları 1748 yılında başladı. 300 yıla yakın zamandır yapılan kazılarda birçok insan kemikleri, kafa tasları ve heykeller ve yapılara ulaşıldı. Hatta 2020 sonlarında fast food restoranlarının atası olarak nitelendirilebilecek aşağıdaki görselde verilen bir dükkan, yapılar ve freksler gün yüzüne çıktı. Tavuk, ördek, balık gibi hayvanların etlerinin pişirilerek müşterilere sunulduğu tahmin edilen bu mekan, Pompei'deki günlük yaşam hakkında da bazı bilgilere ulaşılmasını sağladı. Antropolog Valeria Amoretti, dükkanda bulunan kaplarda domuz eti, balık, salyangoz ve sığır eti bulunduğunu, bunun Pompei'nin sıradan gündelik menüsünde çok çeşitli hayvansal ürünlerin yer aldığını gösterdiğini belirtti. Parçada verilenlere göre Pompei şehrinin 1500 yıl kadar uzun bir süreyle tamamen unutulmuş ve sonradan ortaya çıkarılmış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1500 yıl boyunca niye gömülü kalmış burası? Niye çıkmamış ortaya? Şehirdeki insanların tümünün felaketten öldüğü için mi? Hayır, kaçanlar var. Volkanik tüf ve küllerin şehri tamamen örterek haritadan sildiği için mi? Evet. Şurada yazıyor zaten. 1500 boyunca küllerin altında saklı kalan şehir diyor. Cevabı Bursa'da bulduk. Bölgede yaşayan insanların felaket sonrası şehre geri dönmek istememesi ile ilgisi yok. Tarım ve hayvancılık zaten hiç alakası yok. Trajedinin hatırlanmak istememesiyle de alakası yok. Bursa'da bulduk cevabımızı. Bir önceki soruda şurayı okuduğum için tekrar okumayacağım arkadaşlar. Soruya geçiyorum hemen. Parçada ve görsellerde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Pompei şehrinde yaklaşık 2000 yıl önce doğal bir felaket yaşandı. Ulaşılır. Doğru. Şehirde balık, sığır, tavuk gibi lezzetlerin insanlara sunulduğu. Evet, yazıyor. Şehirde ördek, domuz, salyangoz gibi hayvansal gıdalar da tüketilmektedir. Yazıyor. Yapılan kazılarda çok fazla insana ait kemik ve eşyaya ulaşılmış. Doğru. Vezüv patlaması Napoli şehrinde de yaşamı ortadan kaldırmıştır diyor. Tüm yaşamı ortadan kaldırmıştır ifadesi burada geçmiyor. Böyle bir ifade kullanmamış. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Edirne olacaktır. Aşağıda bir basın haberi verilmiştir. 630 metre çapında obruk tespit edildi. Üzerinden yol geçiyor. Konya'nın Karapınar ilçesindeki 630 metre çapında üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen 50 bin kişilik nüfusa sahip Karapınar ilçesinde yeraltı sularının çekilip toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Arazide yapılan incelemelerde genişliği yer yer 10 metre, derinliği 8-10 metre arasındaki yarıklar incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda dairesel yarıkların 630 metre çapındaki obruğa ait olduğu belirlendi. Bu obrukların oluşması halkta paniğe neden oluyor. Acaba neresi göçecek diye insanlar düşünüyor. Bölgedeki vatandaşlar evim mi, tarlam mı göçecek diye tedirgin oluyor. Yetkililer dev obruğun üzerinden geçen yolun başka daha sağlam bir zemin üzerinde yeniden yapılması için planlamaların devam ettiğini bildirdi demiş. Basın haberine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Karapınar yöresinde hem karstik hem de rüzgar aşınım şekillerine rastlanabilir demiş. Doğru, erozyon oluyor yani.
erozyon olması için rüzgar aşınım şekil erozyonun olduğu bir yerde rüzgar aşındırarak yer şekli oluşturacaktır. Obruklar bölgeden geçen yolların güzergahında değişikliğe sebep oluyor. Doğru. Yeraltı suların bilinçsize çekilmesi sonucunda yaşanan çökmeler halkta paniğe sebep olmuştur. Doğru. Bölgede meydana gelen çökmeler yer altında daha büyük obrukların habercisi kabul edilmektedir. Doğru. Tektonik hareketlerin artmasına paralel olarak deprem riskinin de artacağı öngörülmektedir. Yanlış. Burada deprem oluyor. Şu obruklar oluşurken. Obruk oluşurken deprem oluyor. Biz onlara zaten çöküntü deprem diyoruz. Çöküntü deprem. Ama burada bahsedilen çöküntü deprem de E'de tektonik depremlerden bahsediyor. Levhalardan ya da fay hatlarından bahsetmiyor ki burada. Obruklardan bahsediyor, karstik araziden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin farklı levhalar arasındaki durumu ve ana levhaların hareket yönleri kalın ok işaretleriyle gösterilmiştir. Şu gördüğünüz kalın oklar yönleri gösteriyor. Buna göre hangisine ulaşamayız diye sormuş. Bakalım. Arabistan ve Afrika levhaları güneyden Avrasya levhası da kuzeyden Anadolu levhasını sıkıştırıyor. Şurada Avrasya levhası var. Avrasya levhasının sıkıştırma tarafı yönü bu taraf böyle. Afrika levhası yukarıya doğru hareket ediyor. Arap levhası da yani kuzeye doğru hareket ediyor. O zaman bu ifade Anadolu levhası da arada sıkışıyor bu arada. Bu ifade doğru bir ifade. Ulaşabildik. Tuz Gölü çevresinde tektonik deprem riski fazlayken Batı Anadolu'da risk azdır demiş. Şimdi tektonik deprem nerede olur? Bunların tam sınırında olur. Yani şurada olur, şurada olur. Ama Tuz Gölü çevresi bu olayın dışında kalıyor. Sınırda kalmıyor yani. Şurada Tuz Gölü var. Dolayısıyla Tuz Gölü çevresi zaten deprem riskinin en fazla değil, Türkiye'de en az olduğu yerlerden biridir. Batı Anadolu ise, şu Ege ise riskin fazla olduğu bir yerdir. O zaman bu ifade yanlış. Haritada X ile gösterilen alanda tektonik gerilim fazla olacağı için X neredeymiş bakayım? Şurada. Evet. Bu burada bu tarafa doğru ittiriyor. Bu da bu tarafa doğru gitmek zorunda kalıyor. Burası da çok sıkışıyor. Gerilim fazla olduğu için X'in olduğu şu bölgede tektonik deprem riski fazladır. Doğru. İzmit ve Bolu şehirlerinin Kuzey Anadolu fay üzerinde bulunması, fay hattı üzerinde bulunması, buradaki konutların yapımında esnek ve depreme dayanıklı malzemelerin kullanılması gerektiğini gösterir. Demiş ki kesinlikle doğru, birinci dereceden deprem bölgesidir buralar ve dayanıklı malzeme kullanmak zorundayız. Kuzeyden ve güneyden farklı levhalar arasında kalan Anadolu levhası genel olarak kuzeydoğuya doğru kaymaktadır demiş. Kuzeydoğu ne taraf? Şurası kuzey ise kuzeydoğu bu taraf, değil mi? Peki kuzeydoğuya doğru mu kayıyor Anadolu levhası, yoksa bak dikkat edin okun yönüne. Batı güney doğrultusunda, yani güney batıya doğru mu kayıyor? Güney batıya doğru kayıyor. O zaman bu ifade de yanlış olur. Yanlış olan 2 ile 5, yani Denizli olur yani. Aşağıda iç kuvvetleri gösteren bir şema ve altında iç kuvvetlerle ilgili farklı görseller verilmiştir. Buna göre iç kuvvetler ve bunlarla ilgili görseller eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Şimdi bakıyorum. Epirojeniz, orojeniz, volkanizma, deprem. Şöyle yazayım. Şu şekilde gördüğünüz şey bir kalderadır. Üzerine yazayım hatta kaldera diye. Oraya çünkü şeyini yazacağım. Kalderadır bu. Kaldera bir volkanik yeryüzü şeklinin ismidir. Dolayısıyla A, şurada bakıyorum, volkanizmayı buluyorum. 3 diye işaretliyorum. Sonra buraya geldim. B'ye bakıyorum. Burada bir deprem var. Fay var. Bu neyle ilgili? Depremle ilgili fay hatları, odak noktası, iç merkez, dış merkez, fay düzlemi hep depremle ilgili kavramlar. O zaman B'ye 4 yazdım. Burada da dikkat edin, deniz gerilemiş. Kara buradayken geriye doğru çıkmış. Deniz gerilemesi yaşanmış. Yani regresyon. Deniz ilerlemesi transgresyon. Deniz gerilemesi regresyon. Özür dilerim. Regresyonda bakın
başına i harfi koyarsanız şuradan da okuduğunuz zaman geri çıkar. Transgresyonda böyle bir şey olmuyor. Bir anlam ifade etmiyor i harfi eklediğinizde. Buna bir anlam ifade ediyor. Karşılaştığınız zaman başına i harfi ekleyip geriden okuduğunuzda geri çıkıyorsa deniz gerilemesi var demektir. Deniz gerilemesi, regresyon ya da deniz ilerlemesi, transgresyon fark etmez. İkisi de epirojenezle ilgilidir. Yani bir numarayla ilgilidir. Buraya gelelim. Şimdi epirojenezde levhanın dikey yönlü hareketi söz konusu. Yani burada şuraya geçmeden önce şurayla ilgili bir şey söyleyip sonra geçeyim. Unuttum söylemeyi. Şimdi dikkat edin. Buradaki denizin gerilemesinin sebebi aslında kıyı buradaydı ya. Buranın topyekün yükselmesi sonucunda deniz geriye doğru çıkmıştır. Yani karanın, levhanın topyekün yükselmesi söz konusu. Transgresyonda da tam tersidir. Yani deniz ilerlemesinde levha topyekün batması söz konusudur. Bu epirojenezle ilgilidir. Yani epirojenezde levhalar batar ya da çıkar, dikey hareket eder. Şurada ise levhalar yana doğru sıkıştırmış birbirini. Sıkıştırdığı için burası böyle kıvrılıp yukarıya doğru çıkmış ve antiklinal oluşmuş ve senklinal oluğu oluşmuş buranın. Kıvrılarak oluşmuş yani buradaki olay. Ve bizim levhalarımız yana doğru hareket ettiğinde biz ona orojenez diyoruz. Yani 2'yi yazdım. Ve bu arada burada bir kıvrım olayı var ama kırık olayı da şeyle ilgilidir. Kırıklı dağlar ya da kıvrımlı dağlar fark etmez. Her ikisi de orojenezdir. Çünkü her ikisinde de levha yana doğru hareket ediyor. Birbirini sıkıştırıyor. Sadece kıvrımda burası esnek olduğu için kıvrılıyor. Esnemediği zaman da Ege bölgesindeki gibi kırılıyor. Mevzular bunlar. Şimdi dönelim. Doğru cevabı bulalım. Hemen şöyle birden başlamış burada. Bir ne bulduk? C bulduk. O zaman ya şundadır ya şunda. 2 D bulduk. Ayıramadık. Ayırt edemedik. 3 T bulacağız şimdi. 3'ü A bulduk. Burada o zaman cevabımız Ceyhan oldu. 4 de zaten onda B olarak geçiyor. Evet, cevabımız Ceyhan oldu. Aşağıda bir akarsuyun denge profiline ulaşma aşamaları gösterilmiştir. 6 ile gösterilen aşama denge profiline ulaştığını ifade eder demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en aşağı seviye. Buna göre akarsu denge profiline ulaştığında hangisinde artma olması beklenir demiş. Bakalım. Denge profiline ulaştığında 6 numaralı seviyeye geldiğinde yatak eğimi azalır. Artmaz. Akış hızı azalır. Artmaz. Akarsuyun uzunluğu artar. Diyeceksiniz ki hocam ne alakası var? Niye artsın? Şundan dolayı artar. Mesela denge profiline ulaşmış bir akarsu çok az eğimli bir yerde akar. Çok az eğim varsa şayet o zaman bu akarsu yavaş akar ve S çizerek gider böyle. Yılan gibi kıvrılır. Menderes oluşturarak gider yani. Dolayısıyla eğimli yerde dümdüz gider ama burada böyle gider. Akarsu S çizdiği zaman büklüm oluşturduğunda boyu uzar. Kıvırcık saç gibi düşünün. Dolayısıyla akarsu uzunluğunun arttığını söyledik. O zaman bunu alıyoruz. Taşıdığı alüvyol miktarı artmaz. Tam tersi yavaş aktığı için azalır. Hidroelektrik potansiyel azalır. Çünkü enerji potansiyeli. Baraj yapmanız şurada zordur ama şurada daha kolaydır baraj yapmak. Ulaşım ve taşımacılığa elverişli olma durumu artar. Niye artar? Çünkü yavaş akınca sen onun üzerinde tekne koyarsın, gezi teknesi yaparsın, ulaşım için kullanırsın, kullanabilirsin yani. Türkiye'de akarsular hızlı aktığı için mesela bizim akarsularımızdan ulaşımda yararlanılmıyor ama Avrupa'daki akarsuların yavaş aktığı için ulaşım için yararlanıyor. Yük de taşınıyor, insan da taşınıyor orada. Bizde yok ama öyle bir şey. Hızlı akar bizimkiler. Bir de tabii rejimle de ilgili bu durum. Rejimin düzensiz olmasıyla ilgili. Neyse, ulaşım ve taşımacılığa elverişli olma artar. Şu yavaş aktığı için şu pozisyonda. Yani 3 ile 4 oldu cevabımızı. Ceyhan'da bulmuş olduk o zaman.